işte yattım eğer kabul ederse. Arkadaşlar bu arada selamünaleyküm, hoş geldin usta. Şimdi chat arkadaşlar, eğer bir tane saçma sapan bir yorum görürsem yemin ederim yorum yapan arkadaşı direkt engelleyeceğim. Direkt 2, 2 daha 4. Arkadaşlar Ümit abi yanlış olmadı. Kimseye yanlış olmadı. Bir kişinin çıkması gerekiyordu. Ben de Ümit Usta'dan rica ettim. Adam da olgunluk gösterdi. Çıktı. Niye yanlış anlaşılsın? Araba 5 kişilik arabaya yani 10 kişi. Ya neyse tamam. Ustam hoş geldin. Selamünaleyküm. Herkese iyi Aleykümselam. akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin usta? Eyvallah kardeş, sağ olasın. Sizler nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz biz de, çok şükür. Çok olmuştur inşallah. Çünkü hani iyi sohbet, güzel gidiyordu. Ben de şöyle bir katılayım dedim, baktım. Evet. Soru soracağım deyince katılmak istedim. Alabilirim sorularını. Şimdi benim sorularım derken şimdi Soru soracaksın galiba. Nasıl? Bir soru soracaksın galiba. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben o kadar mesela senin köpeğin hakkında mesela demişimdir, bu köpek kangal mı, bu köpek hatalı bir köpek mi değil mi diye insanlara sormuşumdur. Bir kere bile senin şahsın ve kişiliğinle alakalı, bir kere beyefendiliğinle ya da işte karakterinizle alakalı bir kere benim konuştuğumu gördünüz mü? Duydunuz mu? Benim cevap verdiğim canlı yayınlarda ben zaten o canlı yayınlara istinaden, köpeğe istinaden cevap verdim. Şimdi Benim tamam. bel altı bir şey söylediniz Evet. Yok, tek bir cevap alayım. Sizin karakterinizle, şahsınızla alakalı bir kere yorum yaptım mı ben? videoda söylüyorum zaten bizim Tamam. karakterimizde Ben kişiliğimiz. videoyu izlemedim ama sıkıntı orada işte. He? Ben videoyu izlemedim daha. Gerçekten izlemedim videoları yani. Ama videoyu izlemeden o zaman konuşmanın bir anlamı yok. Ben şimdi Şimdi ben size bir video yapmadım ki karşılığında bana yapmış olduğunuz bir videoyu izleyebilecek. Ben canlı yayında ustalara sizin Türk köpek camiasına Yavuz'un oğlu diye çıkarttınız. Köpeğin kangallığını tartışmak için üstatlara dedim ki ya usta Allah'ını seversen bu köpek kangal mı dedim. Gösterdim bu şekilde. Benim köpeğinizin kötü bir köpek olduğuyla bir saniye şu yorumları bir kapatayım ben bir saniye. Sizin köpeğinizin sağlıksız bir köpek olduğunu, sizin köpeğinizin kötü bir fiziğe sahip olduğunu, sizin köpeğinizin kötü bir köpek olduğuyla alakalı da köpeğinize karşı da en ufak bir tane kötü bir eyvallah. yorum yapmadım. Ama Yapmadım yani. bizim orada alındığımız konu işte sopa bacaklı, işte kafa kertik kafalı, koca kafalı filan böyle. Kertik kafasını, ben kertik kelimesini hayatımın hiçbir tarafında hiçbir zaman 37 yaşında hiç kullanmamışımdır. Demişimdir ki alın stoplu değişik bir köpek demişimdir. Ya da ben şimdi doğru cümleyi bulmuyor olabilirim belki. Ben de tam Evet. hatırlamıyorum. Ben o canlı yayının tamamını da izlemedim. Evet. Bir kanal yayınlıyor sizin canlı yayınlarınızı. Şimdi ustam Bana gönderdiler de oradan izledim canlı yayınınızı. ustam siz o köpeği kangal köpeği diye almış olabilirsiniz. Siz o köpeği kangal köpeği diye emek vermiş olabilirsiniz. Emeğinize sağlık. Çok iyi bir hayvansever olduğunuz belli. Çok iyi bir karakterde, nazik, kibar bir insan olduğunuz da belli. Eyvallah. Ama ben yeri geldiği zaman hiç bu kadar kibar, hiç bu kadar beyefendi bir insan olamıyorum. Bu da benim hayattaki eksiğim. Allah beni bu şekilde kusurlu yaratmış. Düzelir o. Özellikle de ben bu yaşa kadar düzeltemediysem Allah nasip ederse inşallah Yok. bakarız. Düzelirse düzelir. Bakacağız işte. Neyse. Senin canlı Şimdi yayın anladığım kadarıyla o ışık sende var. Bence düzelir. eyvallah, sıkıntı yok. Şimdi Allah nasip ederse düzelir. Şimdi şunu anlatacağım. Bir tane videonuzda demişsiniz ki, Hüseyin demişsiniz, prim kasmaya çalışıyor olabilir. Sanırım onu demişsiniz. Acaba prim mi yapmaya çalışıyor? Şimdi ben prim yapmaya çalışacak olsam yanlış anlamayın. Az önce siz Recep Bayraktar'ın canlı yayınındaydınız. Doğru mu? Doğru. Evet. Ben de canlı yayındaydım. Canlı yayında burada bir ara verdim. Sizin canlı yayınınıza buradan dinledim. Geçen kelime şu. Dediniz ki siz mi dediniz? Recep Bayraktar mı dedi? Recep Bayraktar dedi. İşte geçiyorlar, dedikodu yapıyorlar. Eğer biz dedikodu yapıyorsak o zaman orada konuşulan konu, iki kişi orada ne yapıyordu o zaman? O da dedikodudur. Ben O zaten söyledi. Yani dedikodu yapıyoruz biz de dedi. Yani bu da dedikodu dedi. işte Ama ha. kastetmedi onu da Ama söyledi. işte sıkıntı şurada. Biz köpek hakkında konuşuyoruz. Siz şahıs hakkında Yok, konuşuyorsunuz. kastetmedi. Ya Ya, tamam, beni kastetmedi de isim vermeden beni kastetmemiş olabilir. Ben yapan insan isim tamam. Bak ustam, ben yapıyorum. Ben yaptığım için söylüyorum. Benden başka da bir Allah'ın kulu yapmadığını bildiğim için
Ben isim vermedim, siz isim vermeden konuşuyorsunuz. Ben sadece Cüneyt Doğan ve Recep Bayraktar diye konuştuğum için sıkıntı çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Mesele burada zaten. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Halbuki siz kişileri konuşuyorsunuz, kişilerin yaptıklarını konuşuyorsunuz. Biz sadece köpek konuşuyoruz ve köpeğin gelişim ve geleceğiyle alakalı konuşuyoruz. Biz köpeğin dedikodusunu yapıyoruz mesela. Siz kişilerin mesela örnek olarak veriyorum yani. Siz demeyeyim Ya zaten hani tamamını şimdi Recep abi beni sever, Hüseyin beni kastetmemiştir. ya Kesin seni beni kastetmişti ya sıkıntı yok. Ben de kastetmiştir. Bizim aramız bak iyi. Dağistan abi ben de Recep Bayraktar'ı gerçekten çok seven bir insandım. Sadece bir güne kadar. Ya espri yapıyorum. Şimdi Neyse adını dur dur çok geç. O da sıkıntı yok. abimiz, bu da abimiz. Fark Şimdi etmez. Biz sıkıntı köpek vallahi konusunu tartışıyoruz. Kişilerin biz kişiliğiyle dediğin alakalı gibi değil. bak O orada yüzden. diyor ki mesele diyor köpektir. Köpekse biz köpeği konuşuyoruz zaten. Biz şahısları konuşmuyoruz ki. Biz demiyoruz Hayır. ki Barış Çiçek Allah gecinden versin bitsin köpek üretmesin. Biz hiçbir zaman demedik ki Yavuz kötü bir kangaldır diye ağzımızdan bir cümle çıktı mı? Yavuz kangal değildir diye bir adamın ağzından bir kelime çıkabilir mi? Öyle bir cümle birinin ağzından çıkabilir mi? Köpekten az bir şey anlayan bir insanın Yavuz hakkındaki düşüncesi zaten bellidir. Baykal Kangal'a soralım. Düşüncen nedir baba? Hacı, yani köpekleri konuşalım ya. Heh, Köpekleri madem konuşuyoruz diyoruz onu ama şu soruyorum. ana kadar Şimdi şahısları konuşuyoruz ya. dur. Köpekleri Tamam şimdi konuşalım ya. şeye geçeceğiz Yok abi bir dakika. ben zaten köpekleri konuşmak hani haşa o seviyede görmüyorum kendimi. Hiçbir zaman da görmeyeceğim. Var Yok. bizim kendimiz gibi birikimimiz ama hani ben bu işi piyasada yıllardan beri bu işi koşturan, bu köpeğe sahip çıkan insanların tartışmasından yanayım. Her türlü eleştiriye, her türlü kangal köpeğiyle ilgili fiziksel, kimyasal konuşabilirim. Sıkıntı yok. Ama biz bu piyasada bunu yıllardır anlatmıyoruz. Piyasada Abi, bunu yapmıyoruz. Bak yapıyorken de sözünü yapmıyoruz. kestim, sözünü kestim abi. Bu işe 40 yılını vermiş aşağı yukarı. İki tane üniversite okumuş. Ama köpekten gerçek anlamda hiçbir şey anlamayan yahut bizim bir zamanlar anladığını düşündüğümüz ya da anlayıp da işine gelmediği gibi davranan insanlar var. Yani sen diyorsun ki yıllarını vermiş insanlar bu işi konuşsun diyorsun da öyle değil. Gerçekten bu iş öyle değil abi. Şimdi Şimdi keşke toplum zaten bilenle bilmeyeni ayıklar. peki Siz sen tartışın. buna nasıl bir karar verebilirsin? Senin köpeğinin elinde bir belgesi var mı? Şimdi Sana kangal olduğuna dair işte verdikleri bir secere bunun için sertifikan var mı abi? elinizde Kangal'ın akademik olarak bir seceresi var mı? Bir genetik yapısı var mı Tabii Kangal? abi. Tabii abi. Var. Hemen anlatayım. Paylaşır. Tabii. Baykal Kangal hemen sana anlatsın o konuyu bak abi. Paylaşır belgeyi Şimdi benimle. abi Ben kesinlikle var. demiyorum ki Bütün federasyonları var. belirlediği şimdi abicim şöyle ben şunu anlatmak istiyorum. Şimdi herkes mesela Hüseyin bu sizin köpeği işte Ahmet'e bilmem ne falan sormasaydı da ne Hüseyin bileyim yorumlar aç. siz de bu köpeği bir federasyona sorsak bu köpek için federasyon ne diyebilirdi? Mükemmel, çok iyi, iyi, kötü veya diskalife kangal değil. Ama yok kırma bilmem ne falan filan yok bacaklar bu. Her köpeğin bir kusuru vardır. O yüzden federasyonlar önemli. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ülkemizde iki tane federasyon var ve her köpek oraya kayıtlı olması gerekiyor. Hangi federasyonu seviyorsanız artık hangisi size daha yakınsa. Çünkü ne Hüseyin, ne Tolga, ne Dağistan kimsin köpeğin puan vermemeli. Çünkü biz puan verirsek amatör olarak veririz. Bana Evet. göre. Ama bana göre bir şey diye bir şey yok yani. Bir federasyon var. Ve o şimdi ben dersem ve Hüseyin bana derse senin köpekleri tümü kangal değil derse ben şimdi köpekleri o zaman tam bırakayım. Benim köpekler kangal değil. Kim söyledi? Hüseyin söyledi. Benim selece var. Hüseyin söylediğin ve seleceğin karşısında bir hükmü var mı? Bence yok. Yani dolayısıyla biz Abi bu işin resmi bir kaydı olmadığı sürece ya, zaten kayıtlı üretim yapılmadığı dolayısıyla sürece bence o, elimizdeki bu kangal olan internetteki köpeklerin de tartışmalar değeri yok. %70'i Kangal adı altında bir değeri yok. gereksiz yani. Gerek Gereksiz yani. %70'i ben gereksiz yani. bu cümleye katılıyorum. Buradaki bu platformdaki internet platformundaki bütün tartışmalar bence gereksiz ve geçersiz. Neden? Çünkü herkesin bir fenotip var kafasında. Öyle bir dünya yok. Hayır.
Kimi Yok, herkesin az kangal, kimi seninki çok kangal. İşte hocam o size kangal öğretenlerin yanlışı. Öyle bir dünya abi yok. Abiciğim şöyle bir düşünelim. Öyle size abi sizi... bir merkez var. Merkezde bir tane kangal fenotipi var. Evet. Bu bir tek. Bu tepeden tırnağa kadar, tırnaklara kadar bu bir gerçek, bu bir tektir. Merkezdeki kangal. Onun dışındakiler merkezin dışına yayılan köpekler ve her zaman senin dediğin gibi de peki bir şey soracağım. Sadece alın çıkıntısı kangal olmamasına sebebiyet veriyor mu? Sadece aynen öyle. Sadece alın çıkıntısı olması bir köpeği kangallıktan diskalifiye eder. Fişini çeker. Duvar abi, gibi alın çıkıntısından kastetmiyorum. Abi hafif bir alın çıkıntısı kabul edilebilir. Kabul edilebilir. Ama biz köpeği evet. Genel olarak değerlendirmek zorundayız. Köpeğin ayak boşluğundan tut, karın boşluğundan tut, o evet. Aradaki boşluk, o aradaki boşlukla köpeğin gövde arasındaki mesafe, karın çizgisi, bunların hepsini de işin içine katacağız. Ondan sonra üretim onayına geçtiğin zaman sen köpeğinin altından eşlediğin zaman aynı tipte köpekler dünyaya getiremiyorsan bil ki senin köpeğinin genetiği hatalı bir köpek. Şimdi bunları da öğrenmek lazım. Bir köpek kendini her türlü kanıtlaması lazım. Şimdi senin köpeğinin kardeşleri farklı bir fenotip yapıya sahipse bil ki senin köpeğinin altından gelecek yavrular da farklı fenotip yapıda sahip olacak köpeklerdir. Şimdi biz bunların hepsine kangal diyebilir miyiz? O zaman Anadolu çoban köpeği nerede? Malahlı nerede? Diğeri nerede? Şimdi Burakcığım izliyordu burada. Bir saniye abi sen bozma, sen devam et. Burakcığım bana bir Yavuz'un oğlu diye gösterilen köpeklerden bir 7-8 tane örnek verir misin kardeşim? WhatsApp'tan hemen bekliyorum sana zahmet. Kime diyorsun abi? Ben onu Burak Budağ'a söyledim abi, o anladı. Pardon. Şimdi Okan Usta'm ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kangalı size kim öğretti bilmiyorum da kangalı kimden öğrendiğinizin çok önemi var bu ülkede. Mesela şöyle ki ben size bir resim göstereyim ilk başta. Mesela bu köpeğin kimin olduğuna dair belki de hiç sevmediğimi düşündüğü bir insan ait bir köpek. Şu köpeği göstereyim. Bu köpeği herkes net bir şekilde görüyor mu? Bana mı gösteriyorsunuz yoksa? Yok, herkese. Genel olarak 3 kişiye gösteriyorum. Burada bir köpek var. Evet. Yanlış resim açmamışımdır. Aynen. Şimdi dur lan, bu resim, pardon, bu resim değildi. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bir saniye bekleyin. Bir saniye. Aslında bugünün konusu ne biliyor musun şu, abi? Biz şimdi ben konuk edince bizim bugünün konumuz aslında Secereli köpekler üretimler hakkında muhabbetler yaptık yani. Yani biz kesinlikle bugünün konusu oydu. Aslında bu şekilde de devam edersek seninle de muhabbetimizin bir yerde buluşabileceğine ben inanıyorum. Kayıtlı üretim. Devam edin. Yine ben zaten takip ediyorum canlı yayınlarınızı. Gerekiyorsa yine sorularınız olursa katılmaya çalışırım canlı yayınlarınızı. Şimdi sorularımız var. Bak şimdi, şu köpek var mesela, bakın. Şu köpek var. Bir saniye. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ekran sadece ters gözüküyor. Tamam. Altar. Yaklaştır. Biraz daha yaklaştır. Şimdi evet, böyle bir köpek var. Durdu. Video bak, durdu. Evet. Tamam. Böyle bir köpek var. Tamam mı? Bu köpeği, merkezdeki dediğimiz köpeği hiç tanınmayan bir insan eline alsın. Türkiye'de kaç tane köpek çiftliği var? Diyelim ki 60 tane köpek çiftliği var. 60 tane köpek çiftliğine götürsün. Götürmesine de gerek yok. Kapısının önünden böyle gezdiriyormuş gibi geçsin. Gezdiriyormuş gibi geçsin. Bak. Eğer o 70 tane çiftlik sahibi de bu köpeği o adamın elinden almak için o adamı cezbedecek miktarda para vermezse ben de bir şey bilmiyorum. Bu şu demek. Bu doğru tipteki kangal. Ve üretilmesi gereken kangal ve ıslah çalışması yapılmaya çok fazla dişi de eğer bu şekilde güzel bir köpekse çok fazla ıslah çalışması yapılması gerekmeyen bir kangal. Yani nedir? 10 tane yavru çıkar. 10 tane yavrudan en fazla atarsa bir tane ya da iki tane bir şey yapar. Bozuk yavru atar, iki tanesini elersin. Geri kalanını gümbür 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 ıslah çalışması. Yani eşliğe artık bir şekilde bu köpeği yaparsın. Yalnız sizin hani o köpeği aldığınız yer var ya ustam. Araya girebilir miyim? Ben 150 sene sürer. Islah 150 sene mi sürer? Kim diyor onu ya? Nasıl olacak ıslah? Islah nasıl mı olacak? O köpeği nasıl ıslah edeceksiniz?
Hangi köpeği? Hangi köpeği abi? Köpek yakın dedin ya şimdi sen. Hani çok yakın değil. Bu köpek Kangal'ın padişahı, padişahlarından yani öyle bir köpek. Bu köpek ıslaha çok fazla gerek duymayan bir köpek. Bu köpeği nasıl ıslah edeceğiz? Islah edilmeye ihtiyacı yok bu köpeğe zaten. Bu köpeğe ıslah edilmeye gerek yok. Kendisi eğer doğru tipte doğru bir köpeğe çekersen, güzel bir dişini çekersem ama doğruyu söylemek gerekirse benim şahsi fikrim, bana kızma, ben köpeğe her zaman tartışılabilir durum. Ama sendeki köpeğe bir ıslah edecek dersek bir 100 yıl deneriz. Bunu söyleyeyim. İşte mesele bu. Tam olarak anlatmak istediğim bu. Bak ben açık sözlüyüm. Şahsi bak, fikrim. Hocam burada senin köpeğini kötülediğimizde belki senin köpeğin bendeki kangalı boğabilir. Ben yüzüne söyleyeyim. Hüseyin bir saniye. Ben yüzüne söyleyeyim abi senin. Ben şunu da söyledim. Abimiz dedim kötü niyetli bir adam değil. Değil. Fakat benim 15 yıl önceki kangal konusunda neler hissediyorsam o da benim 15 yıl önceki halimi görüyorum abinin kendisinde. Evet. Diyorum ki kangala gerçekten çok hevesli, bir 15 sene sonra bugün benim düşündüklerimi o da düşünecektir ama seninki biraz daha kısa sürecek abi. Birkaç yılda ben değişeceği, fikirlerinin değişeceğine inanıyorum. Bugünkü bu sohbeti unutma. Bana hatırlat. Biz burada bir düşmanlık yapmıyoruz. Biz burada kimsenin hani köpeğini de eleştirmiyoruz. Yok, belki senin elindeki Aşil miydi ismi? Aşil'i getir. Benim kapımdaki en sağlam köpeği de boğabilir. Daha atletik de olabilir. Daha güzel de olabilir. Biz buradan bununla alakalı kötü köpek, zağır köpek ya da ne bu köpek diye konuşmuyoruz biz. Biz köpeğin kangallık oranıyla alakalı konuşuyoruz. Yani köpeğin temsil ettiği kendi ırkıyla alakalı olan bu yanlışı tartışıyoruz. Demek şunu da söyledim abi. Senin köpekle ilgili şunu da söyledim. Genel olarak baktığımız zaman düzgün bir fiziğe sahip. Kuyruğu güzel, özellikleri güzel, yapısı güzel. İskeleti sağlam, yere düzgün basan bir köpek olduğunu da söyledim. Ama bana göre kangal mı derseniz dediğin gibi çok çalışılması gereken çok bir çalışılması köpek gereken bir köpek. Ama işte alın stobundan dolayı mı? Yok, çok sadece alın stobu değil. Genel olarak fizik yapısını hoş buluyorum ama kangal fizik yapısına göre doğru fizik yapısına, hani iskeleti doğru da olsa kangala uygun bir fizik yapısı olmadığını. Ya şimdi burada ustam yanlış anlıyor bizi. Hüseyin arkadaşın gösterdiği fotoğrafa göre mi konuşuyorsun? Yoksa hayır, daha fazla veya fotoğraf gördün mü? Onun gibi 10 bin tane resim, onun gibi 10 bin tane resim var. Senin köpeğinle alakalı konuşmadığımı düşün abi o zaman. Ben sana şöyle anlatayım. Yani genel olarak bir şey söyleyeyim. Sadece sen üzerine alınmamış olursun. Panter soyunu mu diyorsunuz? Yok ama abi, panter soyunu değil. Panter bende de var panter. Hatta ustam, benim videolarımı kontrol et. Ben gerçek panterin özü de bende olduğunu ben sana iddia ederek söylüyorum. Niye diyeceğim? Olabilir. Geçmişe dönüp Aşil'e, Şerkan'a bakarsam bugün günümüzde boy standartları da yüksek olan 85-86 santim boyunda Aşil'e birebir, Şerkan'a birebir benzeyen bir dişi köpeğin sahibiyim. Bendeki köpek Aşil'in, Bozo erkek, şu an damızlık kullandığım köpek, Aşil'in oğlu Talaz'dan olma, kapımdaki köpekler yine Aşil'in soyundan. Ama ben bu köpeklerin hiçbir zaman kangal olduğunu savunmadım ki benim köpeğime, bendeki Bozo dediğimiz köpeğe, Baykal da bilir, Baykal Kangal da bilir. Fenotipi Kangal'a yakın bir köpek. Yani Türkiye'deki, bunu Serbülent abi de söyler, Cahit abi de söyler, Kangal'a en yakın Anadolu çoban köpeği diyebileceğimiz tipte köpekler, ıslahla çok daha doğru köpek üretilebilir dedikleri köpek olmasına rağmen, bak benim köpeğim, ben buna Kangal demiyorum. Panter soyundan dediğimiz Karakız ismindeki köpeğim, 2017'de Baykal Kangal katıldı mı bilmiyorum, İzmir Gölet'te düzenlenen bir yarışmada, Barış Çiçek'in de katılmış olduğu bir yarışmada Kangal birincisi olarak seçildi. Köpek şu an benim kapımda. Benim şahsi fikrimi sorarsan kesinlikle kara değil. Kangal değil. Ha ben şunu sana söyleyeyim. O yüzden sadece üzerine alınma diyerek benim için kara Kangal köpeği yoktu. Yani koyu renkli, aşırı koyu renkli olan köpeklerin hiçbiri benim şahsi fikrim, benim kendi düşüncem, kangal değildir. Ama şimdi abi işte ama öyle olmuyor işte. Çünkü şimdi ben bir empati yapıyorum. Bir abin yerinde olsam, siz de benim karşımda konuşuyorsunuz. Ben sizi dinlerim ama benim için bir önemi olmaz. Çünkü bir şimdi Cüneyt Doğan'ın da önemi yok. Şunu şu anlatmak istiyorum. Bir yetkili kuruluş değilsiniz, bir şey değilse, yani sadece fikrini söylüyorsunuz. Ben de diyorum ki o köpek Kangal'ın kralı diyelim.
Kangal olmasa bile. Ben diyorum ki kangalın kralı. Sence kara köpek, kara renkli, koyu renkli köpekler genetik abi, olarak bak, fenotipi sen doğru bu işlere 200 bin, 100, 100 binden üzerinde para döktün. Sen şimdi 100 binden üzerinde para döktün bu işe. Doğru mu? Abi doğru. Şimdi niye bir tane kara köpek almadın? Abi bu benim tercihim. İşte tamam mı? Ben seviyorum. Ama neden? Hani, ya babacığım bak bir şey bak ben taraf tutmuyorum. Kimseyi de ben taraf tutmuyorum. Ben şunu anlatmak istiyorum. Ya bu iş senin savunduğun fenotipteki köpek yanlış. Köpek benim. Abi benim savunduğum köpek olan bir köpek diyecek o zaman. Ona ne diyeceğiz? Ya değil, o başka ya bir dinle baba. Bir dinle abi. Bunu ben sen dememeliyiz. Bu zaten doğru, herkes doğruyu biliyor ama bu bir federasyon, yetkili bir kuruluş dediğin zaman ya o ayrı bir şey. Ben kesinlikle seninle aynı fikirdeyim. Bana onu deme. Ben tamam. Sadece başka türlü konuşuyorum. Ben tartışmaya açık bir konu olmasın diye kendi fikrim diye söylüyorum. Ya o zaman ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Adama dersiniz ki herhangi bir federasyona git, köpeği kaydet. Herhangi değil de Türkiye'de bence birkaç tane federasyon var da bunların büyük iki tane VAT ve KİF. Aynen. Diğerleri var. Onlar daha da amatör. Yani şimdi anladın mı? O iki federasyona gitsin. Hangisine ona daha yakınsa. Köpekle ilgili puanlama yapsınlar. Hangi federasyona gidecekse. Tamam mı? Ben abinin köpeğe yakın bir köpek KİF yarışmasında gördüm. İstanbul'da. Tamam, dişiydi. 90 santime yakın. Köpeği gördüm. Kara kılçıl bir şey. Kocaman. 90 santim dişi. Tamam mı? Kifte ne işi var? Standart dişi. Köpeği kaydettiler kife. Sordum ki siz bu köpeği nasıl kaydedersiniz kife? Dediler ki tamam bu köpek kangal ama hatalı kangal. Notunu ne verdik biliyor musun? Ne verdiniz? İyi mi? Öyle bir şey. Çünkü dedi ki iyi bir köpek de kimse çiftleştirmek istemez evraksa serece olarak. Anladın mı? Yani üretim onayı verilmiyor. Ama tamam. Anlatabildim mi? Yani fark orada. Ama sen şimdi ben dersen adama ya senin köpek kangal falan. Tamam eyvallah der. Adam kibarsa eyvallah der. Tartışmamak için kapatır falan. Kibar değilse siktir çeker. Pardon gene şey konuşuyoruz. Anladın mı? Çeker, konu gene kapanır yani. O yüzden yani sonuçta biz abi zaten biz şimdi, az önce biz, ne dedim ben? Şimdi abi yalnız bir şey söyleyeyim. Senin federal üretim demedim. Oradan başladık dedim. Zaten ben her zaman bunu söylüyorum. Köpeklerimiz konuyu çok dağıttınız. Köpeklerimiz de abi şunu demek istiyorum. Adamı ikna edemezsiniz. Abi biz böyle bir Cüneyt Doğan'ı ikna edelim diye böyle bir kurul kurulmuş da Cüneyt Doğan'ı ikna edelim diye uğraşmıyoruz ki. Tamam sen doğru kanka sapınıyorsun baba. İki sene sonra Kangal'dan gerçekten Kangal'ı gerçekten anlamaya çalışıp gerçekten tarafsız bir şekilde Kangal'ı analiz etmeye çalıştığında zaten su akar yolunu bulur hesabı o zaten çok iyi anlayacak. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak şimdi biz taraftarlık yapmıyoruz. Siz taraftarlık yapıyorsunuz ustam. Bak bana göre burada olduğun için hani böyle yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani şimdi Tolga abi konuyu çok böyle kayıtlı sistem değil. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi ustam biz diyoruz ki biz demiyoruz ki Barış Çiçek erisin, bitsin, köpek satmasın, şöyle olsun, böyle olmasın. Dün YouTube kanalı kapanmış dedi, yemin ederim. Bugün çok üzüldüm. Birisi yazdı işte geri açılmış dedi, yemin ederim. Çok da sevindim. Şimdi orada anılar var, orada birikim var, orada emek var, orada bir şey var. Biz bu kadar nasıl anlatayım, muhalefet edeceğiz diye hani insanlar hani ölsün, bitsin derdinde olan insanlar değiliz ki. Anlatmak istediğim şu. Şimdi sana bir tane köpek verdi. Doğru mu? Bu sadece sana verdiği köpek. Bak bir de burada başka bir köpek daha var. Bak. Bak. Ney bu köpek? Hiçbir zaman fotoğraftan köpek yorumlamayacağım. Hüseyin kardeşim. Tamam. Şimdi Dağıstan abiye sorayım. Bu da Barış Çiçek'in köpeklerden değil mi? Ha, şimdi bu da şimdi ben Barış sana Çiçek'in. O zaman senin bir şey söyleyeceğim. Bunun gibi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Tamam lafını bölme. Bir dakika. Bu köpek şimdi sence kangal mı dediğim zaman sanki Barış Çiçek'in işi gücü bırakmışım.
Barış Çiçek'in köpeklerini dedikodusunu yapıyormuşum diye konuşuluyor ama mesele o değil. Mesele şu, eğer Barış Çiçek, Bahri Çiçek'ten kalan 80 senelik köpekçilik deneyimini, babadan, abiden ve kendine gelen bu eğitimini, eğer gerçekten bunun gibi 30 tane örnek gösterebileceğim bozuk tipte köpekler atıyorsa, bu Yavuz'dan, bu da Yavuz'un oğlu, o zaman diyoruz ki, arkadaş Yavuz çok güzel bir köpek. O zaman diyoruz ya, sizin Yavuz'u eşlediğiniz köpeklerde bir sıkıntı var. Ya da diyoruz ki sizin millete verdiğiniz köpekler Yavuz'un oğlu değil. E bırakın da bunu söyleyelim. Bunu niye söyleyelim biliyor musunuz? Baysal, bizim şimdi de demek istediğimiz bunu niye, bu. Niye söyleyelim biliyor musunuz? Ortada böyle köpekler ben varken buna biz de bir yerde karar bakın, vermek siz, zorundayız. Bakın siz şu anda bir senelik köpekçisiniz diyelim, tamam mı? Belli ki köpeklere çok merakınız var. Islah yaptığınızı düşünelim. Siz 20 senede o köpeği elinizdeki bizim de, bu çok hani beğenmediğimiz dediğimiz köpeği ıslah çalışması yapın, bu ilgiyle yapın, 20 sene sonra çok güzel noktalara getirirsiniz. Ama bu adam 70 seneden beri babadan dededen yapıyor bu şey. Nasıl bu kadar çok hata yap? E diyor ki hatalı köpekler çıkabilir. Ya aslında öyle bir dünya yok. Bakın şimdi, bir fabrika düşünün, bir fabrika düşünün, elinden sürekli bardak çıkıyor. Binde bir ihtimalde hatalı üretim yapar. Binde bir ihtimalle. Ya hata çıkıyor çıkıyor. Ona engel kimse hocam, bak, biliyor musun? Ama ıslah sürecinde onu aradan çıkartmıyorsa o zaman sürekli hata verir. İşte o hata kesinlikle oluyor. Hocam bak şimdi mesele ne biliyor musun? O kadar fazla hatalı üretimi yapan çiftlik var ki Türkiye'de, Türkiye genelinde. Ha, sürekli evet. Çiftlik konuşulduğu sizler konuşuyorsunuz. Neden barış diyorsunuz? Sadece insanlarda. Şimdi, yani niye barış köpekler bu kadar şimdi, peki bir şey söyleyeceğim. Hatalı köpek var, hasta da var. Var, Türkiye'de çok var. Ben en az onlar, kadar onlarla alakalı da konuşuyoruz. Şimdi sırf Barış Çiçek'in ismi ön plana çıkıyor sürekli. Ya ben Barış Çiçek'in avukatı değilim. Barış Çiçek'ten evet. Köpek dostluğumuz var. İletişimimiz var. Tamam. Ama Allah daim etsin. Barış Çiçek'in ben hani yaptığı hataları bilmem, yaptığı doğruları bilmem, araştırmam peşine düşmem. Şimdi size de şurada katılıyorum. Bana atıyorum, bana veya başka birine hatalı bir köpek vermiştir. Adam da köpeğin üretimini yapmaya çalışmıştır. Altından bozuk köpekler çıkmıştır. Kendi eşleştiği köpekte de sorun vardır. Barış'tan gelen köpekte de sorun vardır. Yani buna ben bir şey diyemem. İleride bunlar zaten ortaya çıkacaktır. Ama sürekli Barış Çiçek'in ismi ön plana çıkartılıyor ya. Prim işte, yapıyoruz işte. Bundan rahatsız. Yani Barış abi şimdi gündeme gelen köpek olduğu için de o tartışıyor. Öyle kelli felli çiftlikler söylerim ki aldığım hatalı köpek aldım diye bakıyorum yani. Öyle kelli felli çiftlikler var ki. Dağıstan Bey miydi? Evet abi. Siz yaşamışsınız zamanında çok, bugün çok tanınan insanlardan köpek almışsınız. Kötü bir deneyimler yaşamışsınız, anlatıyorsunuz zaman zaman. Yani Barış 15 sene önceki halim diyorum ya abi, o yüzden sana. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Yani Barış Çiçek zaten orada zor şartlarda üretim yapmaya çalışan bir insan. Yani elinden geldiği kadar iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Yerine gittiniz mi bilmiyorum. Yani yerine ulaşmak bile o kadar zor ki. Hani o köpeklere mama almak bile o kadar zor ki. Yani su taşımak, onu yapmak, bunu yapmak. Geçmişte hataları vardır yoktur bilmiyorum ama adam inanın işini dakikayla yapmaya çalışan düzgün bir insan. Ya tanısın. Yayını kahvesini içseniz bakın vallahi farklı düşünürsünüz hakkında. Hiç bu yayınları da yapmaz. Kötü abi, kendisiyle abi, alakalı kötü şey düşünceniz yok zaten. Kurban oldum yarattı. Ama hepimiz ben sana Ozan kısaca bir şey söyleyeyim abi. Ben Ozan hiç yanlış anlama, ben bu köpekleri gerçek anlamda seviyorum. Benim için bir köpek yemek yediği kaba sıçıp sıçtığı yere de yatabiliyorsa, o imkan veriliyorsa, bir köpeğe o kadar kafesleri uygun değilse, ben kesinlikle o kişinin bu köpekleri severek değil sadece ticari menfaat için yaptığını düşünüyorum. Peki şimdi ben sana tesisini bir gezdirir misin? Samimi bir soru soracağım abi. Senden delikanlıca bir cevap bekleyeceğim diğer yayında. Bana mı? Diğer yayında. Sana abi. Diğer yayında. Benim Facebook, YouTube, neredeyse işte fotoğraflarımı, videolarımı bir izle abi. Ondan sonra bana de ki bu işi layıkıyla kim yapıyor, buna bir cevap ver abi. Benim mekanıma da bak. Köpekleri beslediğim yaşam alanlar bak. Şimdi gezdirsin bir benim abi. Sattığım köpek sayısına bak. Bir de bir başkasının sattığı köpek sayısına bak. Şimdi bu işi o şekilde yapıyor, severek yapıyor değil. Seven adam gerçekten bu köpekleri severek işini yapan adamdır abi. Bak.
Sen gittin köpeklerin yemek kabına böyle bakacaksın. Gel bir benim videodakilere bak abi. Evet. Videoları da şimdi... Benim köpeklerimin boku sabah güneş doğmadan toplanır abi. Sabah güneş doğmadan, sinek gelmeden boku toplanır. Emek böyle verilir abi. Köpek yemek yediği yere sıçıyor, sıçtığı yere de yatıyorsa, öyle bir kafesse olmaz. Gel bir benim doğumhaneme bak. Bir de bak bu arkadaşım bak Baykal da bu işi bilinçli yaptığını bildiğim için git bir de o adamın emek verdiği yere bak. Baykal neredeydin baba sen? Nerede kalıyordun? Nasıl? Nerede kalıyordun sen? Abi İzmir'deydin değil mi? İzmir'deyim. Sen yakın mısın abi İzmir'e? Ben yakınım. Git bir arkadaşımın misafiri ol. Hem kangalları gör hem de bakımı gör. O zaman dersin bak bu adam ticari kaygısı olmayan, köpek üzerinden para kazanmayan bir adam. Severek bu işi yapan adam böyle adamlara denilir. Şimdi bu işi doğru konuşmak gerekirse böyledir abi. Bak ne diyorum aç öbür yayında katıldığında ben şimdi, soracağım. Bu kim emek veriyormuş? Bir şey söyleyeceğim. Senin bahsettiğin şahıs mı ona bir karar bir şey, vereceğim. Bir şey söylemek istiyorum. Konusu açıldığı için söyleyeyim. Şimdi Recep Bayraktar'ı seven vardır, sevmeyen vardır. Ama bir Allah'ın kulu Recep Bayraktar'ın köpek bakımıyla alakalı, temizlikle alakalı bu adama en ufak dahi olsa bir şey söyleme şansı var mı? Kesinlikle bir numara oysa iki şimdi, benim. Bak, bak şimdi Cüneyt Usta nedir biliyor musun? Bir şey tartışmak demek o insanı karalamak anlamına gelmiyor. Bazen fikir tartışması yapılabilir, bazen biz burada bir fenotipi konuşuyoruz ve hatalı fenotiplerin genelinin de %70'inde nereden çıktığını çok iyi biliyoruz. Burada şu sonuç çıkıyor. Hoca, affedersiniz, osurursa cemaat bilmem ne yapar. Eğer 80 senelik bir aileden gelen adam bu kadar yanlış yaparsa, o zaman yeni çıkan, sırf gözü paraya dikmiş çiftlik sahipleri ortalığın anasını bellerler. Yok, kişiye yönelik şimdi, değil, köpeğe diyor. Şimdi biz, şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Birincisi bu. İkincisi, Hüseyin prim yapıyor, istiyor olabilir dediniz. Bakın elime bir sürü prim yapmak için fırsat geçti. Birincisi Barış Çiçek bir video yaptı. İsteseydim Barış Çiçek'ten bunu sizinle telefonla da konuştum ben. Dedim ki Barış Çiçek'e en az 10 tane video yapardım. Bana kullandığı o cümlelerle alakalı 10 tane videonun karşılığında ben en az Barış Çiçek'ten 15 bin tane takipçiyi bir şekilde çekerdim. Bir tane video çektim mi? Var mı bir tane video? Yok. 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 Bir. Mesela bir. Sen diyorsun ya. Sizle alakalı. Sana Barış Çiçek'in videosunda bir hakaret olmuş sana. Ben de onu videomda kullanmış diyorsun ya. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bu anlamadım. Nereden çıktı? Şimdi ben ilk yayınladığım videoda sizin canlı yayınlarınızda cevaben bir video yayınlamıştım. Part 1, Part 2. O Part 1'de diyorsun ki, telefonda da söyledim bana. Barış Çiçek'in videosunda bana hakaret etti. Bir bölümü yayınlamışsın dedin. Hatırladım. Öyle, öyleyse dedim. Bölüm yok bende yani. Hiç alakası bile yok. İzlemedim. İş oradan çıktı zaten. Yani ben videosunda sana kullandığı bir şeyi diyorum da kullanmam da zaten. Ben şimdi, hakaretle benim adımın yan yana gelmesini istemem. Şimdi Cüneyt Hocam telefonla da konuştuk. Saygımı hiçbir zaman bozmadım. Ama size yemin ederim Tolga abi de bilir, Dağıstan abi de bilir. Gerçekten saygılı bir insanım. Kendimden 2 yaş, ikisi de benden 2 yaş büyüktür. İstesem abi çekmeme de gerek yok. Abi demesem de ikisi de bana bir şey demezler. Ama ben saygımdan dolayı abi demeyi tercih ediyorum. İnsanlara karşı efendilikten hani bana bir zarar gelmez. Yalnız bazen sinirlendiğim anlarda bu yapı gereği ve bendeki çok büyük bir eksiklikten dolayı bazen çok değişik bir yapıya giriyorum. O zaman da gözüm hiçbir şey görmüyor. Olduğum örnek olarak veriyorum. Hani bir pire için bir yorgan yakılır mı? Yani o zaman bir pire için yorgan yakan bir hale geliyorum. Şimdi ben prim yapacak olmuş olsaydım örnek olarak veriyorum. Recep Bayraktar'ın bir yayınına girdim. Bana biraz işte üst perdeden konuştu. Ertesi gün video yapardım. Recep Bayraktar ismini kullansaydım en kötü bana 5-10 bin tane takipçi gelirdi. Gene yapmadım. Gene gerek yok. İstesem bakın bu prim olayları nasıl yapılıyor diye sorsanız 20 tane videoda ben abone sayımı 45 bine çıkartırdım. 45 bine. O saatten sonra da YouTube'dan her türlü ayda 3-5 bin lira ya da 7 bin lira 8 bin lira kazanan bir insan haline gelirim. Ama Allah o parayı benim bu boğazımdan geçirmeyi nasip etmesin. O şekilde kazanacağım para hayatım boyunca kimsenin her zaman bilek gücümle çalıştım, helal kazanmaya çalıştım, kendimi bildim bileli alın terimle çalışıp boğazımdan geçirdiğim
bir tane haram lokma inşallah yoktur. Ben öyle düşünüyorum. Onu artık ahirette öğreneceğiz. Bu saatten sonra da kimsenin üzerinden prim yapıp, işte tartışma yapıp, bilmem ne yapıp bir yerlere gelecek bir insan değilim. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Biz iç konuşuyoruz. İçi konuştuğumuz yerde de ben bir mikrofon abi it asıl ismi ittir. İtin ne anlama geldiğini de Allah nasip ederse çok güzel bir insandan itin ne demek iti kelimesinin anlamını nereden çıktığını da çok güzel bir videoyla izleteceğiz inşallah. Birinin köpeğine gırma dediğin zaman zoruna gidiyor. Anadolu çoban köpeği dediğin zaman bir şey demiyor. İkisi de aynı anlama geliyor oysa. Şimdi ikisi de aynı anlama. Aynen bak. Böyle de bir terim var. Kırma dediğin zaman zoruna gidiyor ama Anadolu çoban köpeği dediğin zaman adamın gururu hoşuna lan diyor. Anadolu diyor, çoban köpeği diyor köpeği. İşte bak çok küçük terimler var. Şimdi bu YouTube işi benlik kişiler değil aslında. Yapabileceğimi de çok fazla düşünmüyorum. Arkadaşlar da video bekliyorlar. Asıl videoların ben bu tartışma, şimdi örnek olayım, ben Birol Başlık'la Serbülent Özgür'e getirdim. Yanında bir Akın Tülübaş'ı getirdim. Akın Tülübaş gitti. Bir cümle söyledi. Akın Tülübaş'ın söylediği cümleyle alakalı Recep Bayraktar oradan bir sürü şey söyledi. Ben pişman oldum dese, bilseydim dedim, orayı keserdim. Gerçekten de keserdim. Ama ben o mikrofonu uzattığım insan Barış Çiçek'le ve Panterler'le konuşuyorsa ve Panterler Türkiye genelinde bu kadar yayılmış köpekler olarak bayağı popülaritesi yüksek bir köpek kitlesi olarak yayılmışsa bu da konuşulacak. Şimdi bugün Fenerbahçe'yi kimse konuşmasın. Cumhurbaşkanı'nı kimse konuşmasın. Muhalefeti kimse konuşmasın. Örnek olarak veriyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nü kimse konuşmasın. Ya da ne bileyim işte daha hiçbir şey kimse konuşmasın. O zaman ne konuşulacak? O zaman federasyonları tartışacak. Ya federasyonlar ya şimdi, mesela senin konuşman diyordun ya hani Anadolu çoban köpekleri havuzundan yeni ırklar olabilir mi? Olabilir. Bence çok olabilir. Var. Mesela şimdi olabilir. Biz diyoruz ki ya, bak panterler şimdi, farklı bir ırk bence. Şimdi, hani çok daha özel bir hayvan. Hani kangallar gibi değil. Şimdi ya, bir de şöyle seviyorum ama bak, Cüneyt Usta, kangal olarak sevmiyorum. Cüneyt Usta bakın panterler öyle bir çok hoşlanıyorum. Bak, panterler öyle bir piyasaya çıkartıldı ki sanki bildiğimiz kangal köpeklerinden çok farklı, çok daha üstün, çok daha iyi köpekler. Lan neredeyse gerçek kangal köpeklerini zarar yaptılar ama panterler en üst şeye çıkartıldı. Benim şampiyonu verdim onu şimdi, tuttum lan. Bak şimdi şunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer bence bu tartışmayı panteri iyi temsil eden biriyle yapman lazım. Tamam, yok doğru. Panterin ben soruyu bilen. Tamam. Şimdi yani, sıkıntı. Bence öyle daha doğru olur. Daha doğru olur. Ben burada doğru söylüyorsun abi. İyi ayıktırdın. Teşekkür ediyorum bu arada sana. Cüneyt Usta'm yani diyeceğim şu ki bizim bırakın bu kadar popülasyonu yüksek bir olan köpeğin konuşulmasından niye bu kadar rahatsızlar? Sen köpeğinden eminsen niye benim köpeğim de var. Konuşun abi. Eksiği varsa söylesinler. Götü işte, yamuk desinler. Bacağı zaman, yamuk desinler. Dedim köpeğimin zamana ihtiyacı var dedim. Ben hani niye zamana ihtiyacı var? Şimdi bebek doğduğu zaman insan sakallı saçlı olmuyor herhalde değil tabii, mi? Yani, mesela evet. Yani bebeğin de insanın da gelişim süreci var. Köpekler de böyle. Cüneyt Çaylak'tan aldığın köpeğin ama hiç zamana ihtiyacı yok gibi duruyor. Nereden biliyorsun? Görünen köy kılavuzu istemiyor ki. Görüyoruz biz. Neyse bak oraya girmeyeceğim ama şimdi hani şunu anlatayım. Bende 6 aylık köpek var. Hiç zamana ihtiyacı var gibi durmuyor. Mesela köpek her tarafında ben kangalım diyor. Neye göre zamana ihtiyacı var? Aşil'in 45 köpeğin günlük köpeğin kendisi mi diyor benim zamana ihtiyacım var diye. 45 günlük fotoğrafını göstereyim sana. Cüneyt Çağrı'dan aldığım yavruyla kıyasla. Ne diyeceksin? Aynı. Hatta bu daha iyi diyeceksin. Aşil göstereceksin. Bu daha iyi kangal diyeceksin. Yani köpek aşamasında şekil değiştiriyor arkadaşım. Yani alnı çıkabiliyor, kaşı çıkabiliyor. Benim köpeğimde alın stopu yok bu arada. Kaş çıkıntısı var. Evet. Ama alın stopu yok. Zaman gösterecek. Ha belki de kocaman bir alnı çıkacak. O zaman da ben diyeceğim ki arkadaşlar haklı çıktınız. Ben i̇nşallah, kadar abi, senin dağlarda inşallah senin dediğin doğrudur. Biz yanılıyor oluruz. Hani biz seni gerçekten kırmak için yahut farkındayım. Farklı bir şey söylemek için bunu söylemiyoruz. Ben ama samimi bakın, olarak söylüyorum. Senin duruşun hani oradaki tavrın hoşumuza gitti. Tabii ben bir ayak üstüne atmışım şeydi ya, ben onu eleştirdim. Onu söyleyeyim abi. Tamam, biliyorum. Karşısında, onu eleştirdim. Onu söyleyeyim. Ama onun dışında
Sohbetin yani olabilir abi, yani hoşuma gitti. Ben farkında değilim. Uyarı aldım. Aa dedim, evet hoş durmuyor demek ki. Değiştirdik. Yani, ben yüzüne konuşayım diyorum ama genel olarak beğendim. Gerçekten de dedim, yani abi biri iyi bir abi ama gerçekten elindekinin kangal olduğunu bilen bir abimiz dedim. İnşallah o da zamanla doğru yolu bulur dedim. Hani ya, inşallah şimdi diyorum. Zamana... İnşallah sen haklısındır. Biz yanılıyoruzdur da biz senden özür dilemek zorunda kalırız. Yok özre gerek yok. Burada tartışıyoruz. Tartışıyorsunuz. Yani siz de bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ben her şeyin farkındayım. Ben sizin sohbetinizi böldüm biraz. Ümit Usta'ya hakkına da girdik. Çok da severim kendisini. Ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. Ben ayrılmak istiyorum müsaadenizle. İyi abi geceler. Allah'a emanetsin. Katıldım. Hayırlı geceler. Teşekkür ederiz. Tekrar hakkını helal et. Senden özür dilerim. Varsa kalbini kırdıysa. Hayırlı akşamlar. İyi geceler usta. Allah'a emanet. Hüseyin bir yorumları da açaydın. İyi olur.